Aydın'a gelen önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nı ziyaret etti. Hizmetkar olmaya geldik. Pakdemirli yetkililerden barajdaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hoş geldiniz. Burası sizin bakanlığı zamanında temeli atılan bir yerimiz. İhale sitesinin zamanında yapıldı. Yetkililer Sarıçay Barajı'nın yapımına 2019 yılında başladıklarını ve 2026 yılının Ekim ayında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Birincisi Sarıçay Barajı, ikincisi ishal hattı. Şu anda Sarıçay Barajı... Sarıçay Barajı'nın %44'ünü tamamladıklarını açıklayan yetkililer, hedeflerinin yıl sonuna kadar barajın %51'lik kısmını tamamlamak olduğunu ifade etti. ...66 milyon metreküp su kapasitesine sahip olacak Sarıçay Barajı tamamlandığında Kuşadası, Söke ilçeleri, Güzelçamlı ve Davutlar mahallelerinin içme suyunu 2060 yılına kadar karşılayacak. Sarıçay Barajı'nda yılda 20 milyon metreküp su karşılanması hedefleniyor. Sarıçay Barajı'nın yapımından dolayı teşekkürlerini dile getiren bölgedeki mahalle muhtarları şunları söyledi. Bakanımızdan ve milletvekillerimizden bu güzel barajları insanlara ekmek yediği için bütün suyun her tarafı satılabileceği Çalışlı Barajı'ndan bütün yerleri satılabileceği yerleri yaptığı için büyük bir hizmet bu. Allah bin kere razı olsun. Sayın Bakanımıza, Sayın Milletvekilimize, Mustafa Savaş Vekilimize teşekkür ederiz. Bu Sarıçay Barajı yapıldı. Bizim köylerimizin suyla ilgili taşkın olan şeyler yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsilerine başarılar dilerim. Hepsine kendilerine teşekkür ederim. Geçmişte kışı mesela bizim köylerimizde kahveler yönünde sudan geçemezdik yani. 2019 yılında Sayın o zamanki Bakanımız Bekir Pakdemir'i zamanında bu proje hayata geçirilmiş. Bizim hem bu Söke bölgesinde Davutlar olsun, Kuşadası olsun, içme suyu barajı ve taşkın koruma amaçlı yapılan bir baraj. Bölgemiz hem taşkınlardan korunacak hem su içme suyumuz 2060 yılına kadar karşılanacak. Hizmetlerinden dolayı hem Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Sayın Mustafa Savaş Vekilime sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Sarıçay Barajı ile Söke ve Kuşadası'nın içme suyu sorununun 2060 yılına kadar giderileceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş şunları söyledi. Sayın Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız döneminde kendisine arz ettiğimizde özellikle Söke ve Kuşadası'nın içme suyu problemin olduğunu, bu barajın bir an önce yapılması gerektiğini kendisine söylediğimizde Sayın Bakanımız hemen devreye girip onun ihalesini yaptı. Bugün şu anda %45 seviyesine gelmiş baraj inşaatının yerinde inceleme yapıyoruz. Ben bir kez daha Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir yatırım. Bölgemiz için hem taşkınlardan önleyen hem de Söke'nin ve Kuşadası'nın içme suyu problemini 2060 yılına kadar giderecek olan bugün malumunuz hem Söke'de hem Kuşadası'nda musluklardan akan suyun kalitesi belli. Kuşadası'nda özellikle tuzlu su musluklardan akıyor ve kullanılamıyor. Hem makinelere bozduğu gibi hem yemek yapılamıyor, çay demlenemiyor, vatandaşlar duşunu bile alamıyor. İnşallah 2027'nin başlarından itibaren musluklardan menba kalitesinde su akmaya başlayacak. Sarıçay Barajı'nın yapımının gecikmesinin sorumlusunun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu aktaran Savaş sözlerini şu şekilde sürdürdü. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı bunu vaat etmişti. Ben Söke'nin ve Kuşadası'nın içme suyu problemini Sarıçay Barajı'nı yaparak gidereceğim diye kendisi vaatte bulunmuştu. Ama 2019 yılına geldiğimizde tekrar yerel seçimler esnasında niye yapmadın bu barajı dediğimizde bir açıklama kendisinden gelmeyince biz Sayın Bakanımıza zaten konuyu aktarmıştık. Ama 2014 yılında vaat edildiği dönemde hemen akabinde yapılmış olsaydı
bugün Kuşadası ve Söke içme suyuyla ilgili problemi yaşamamış olacaktı. Yani bu gecikmenin nedeni, sorumlusu, tek sorumlusu şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıçay Barajı'nı yapmasını bir süre beklediklerini ve herhangi bir hareketliliğin olmadığını görünce yapmaya karar verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, konuyla ilgili şunları söyledi. Tabii temeline bizim attığımız bir baraj şu an yarı yarıya bitmiş olması hakikaten çok büyük mutluluk verici. Oldukça büyük, iri bir baraj, 66 milyon metreküplük. Kuşadası, Davutlar, Söke, Güzelçamlı'nın su ihtiyacını karşılayacak. Çevredeki köylerimizin de taşkınlardan korunmasını sağlayacak. Çok büyük. Bugünkü paralarla belki 10-15 milyar liralık bir tesis. Bu tesisin tabii ki yani mimarı biz değiliz. Ana mimarı Mustafa Savaş'tır. Belediye başkanımız, belediye başkan adayımızdır. İnşallah 31 Mart'ta da onu belediye başkanı seçeceğiz Aydın'da. Ege'nin bir evladı olarak bana da böyle bir ihtiyaç olduğunu söyleyince 2019 yılında dedi ki mevcut belediye başkanımızın vaadi olmasına rağmen bunu yapamıyor. Biz yapabilir miyiz? Hemen ben arkadaşlarla görüştüm. Hızlı bir şekilde biz zaten planlaması, projesi zaten mevcuttu. Hızlı bir şekilde iade sürecine başladık. Şu anda da yarı yarıya bitirmiş durumdayız. İnşallah birkaç sene içerisinde de değerli başkanımın söylediği gibi Söke'de, Kuşadası'nda, Davutlar'da, Güzelçamlı'da musluklardan menba kalitesinde su akıyor olacak. Hep beraber gelip suyun tadına ve lezzetine hep birlikte varıyor olacağız.